Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kavçuk çiçeğinin bakımını sizlerle yapıyor olacağım ve bunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu görmüş olduğunuz depremde aslında bayağı bir zarar gören bitkilerimden biri. Salonda da çok güzel bir şekilde yetişiyor. Ama şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şu bitkimizin sudan hoşlanıyor aslında. Suyu seven bir bitki. Büyüyen, gelişen bir ağaç formu da alabilen bir bitki. Bu kavçuk çiçeğim benim dışarıdaki gölge olan bir balkonumda büyütmüş olduğum bir bitki. Aslında çok küçük şu anda ama şimdiki hali biraz daha iyi, düzeldi çünkü balkonda bayağı bir zarar gördü depremden dolayı. Eğer renklenmesini istiyorsanız onun güneş almasını sağlayın. Mesela şu elimde görmüş olduğunuz alacalı olan, sadece yeşil değil, alacalı verikata olan bir türüdür bu. Yaprakları kızarabiliyor ama güneş görmesi gerekiyor. Eğer yapraklarının asıl rengini almasını istiyorsanız gün ışığından faydalanması gerekiyor. Eğer onu içeride büyütürseniz, yani gölge olan bir alanda, gün ışığı almayan bir yerde, rengi yeşile dönecektir. Bu şekilde alacalı olmayacaktır ve yaprak renkleri kırmızıya dönmeyecektir. O yüzden onun güneş almasını sağlayın. Güneşte çok güzel gelişip büyüyor. Ben taşındıktan sonra onu direkt güneşe koydum. O şekilde konumlandırdım ve yaprak rengi videonun sonunda sizler için çekerim onu. Çok güzel yaprakları çıktı ve renkleri kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Videonun ilerisinde, videonun sonunda sizler için oralarını paylaşırım. Kök budaması yaptım ve köklerine de zira ilaçlamalar yaptım. Herhangi bir hastalığı olmasın diye, çünkü yaklaşık bir aydır onlarla ilgilenemiyordum depremden dolayı. Bütün topraklarda gelişip büyüyen bir tür ve büyüyen bir bitkidir bu. Eğer bu bitkiyi geliştirip büyütmek istiyorsanız 1-2 boy büyük saksıya almanızı önereceğim. Çünkü bu bitkimiz büyüyüp ağaç şeklini alabilen bir bitkidir. İçeride de çok güzel yetişip büyüyor bu. Esintili havadan hoşlanır. Sulamasına gelince toprağının tam kurumasına müsaade etmeyin. Çünkü suyu seven bir bitkidir. Toprağınızı kontrol edebilirsiniz. Ben genelde 1 ya da 2 haftada bir sulamasını yapıyorum. Yazın haftada 1 ya da 2 defa sularken, kışın bunu 2 haftada ya da 3 haftada bir yapmaya özen gösteriyorum. Toprak ayırt etmiyor. Hayvan gübresini seven bir bitkidir. Yapraklarını genelde bu şekilde siliyorum ama salon bitkilerimin, ben balkonda yetiştirdiğim için, ben genelde sularken hortum suyuyla üstlerine su püskürtüyorum. Hem dallarına hem yapraklarına. Çok da güzel bir şekilde gelişiyor. Bu yapraklarını sararmış olan kısımlarını ben kestim. Ama daha sonra o yaprağı komple kestim arkadaşlar. Yeni yeni yapraklar vermesi için. Ama şu anda yapraklarını değiştirmedim ki, kesmedim ki. Saksı değişimi yaptığım için zarar görmelerini istemedim. Daha hızlı gelişip büyümesi için. Şimdi sizlere şimdiki halini göstermek istiyorum. Çok da güzel oldu. Yağmur suyuyla can suyunu verdim ben arkadaşlar. Siz isterseniz normal suyla da sulayabilirsiniz. Ben genelde çeşme suyuyla bütün bitkilerimi suluyorum. Bakın şimdiki hali bu arkadaşlar. Yaprak rengini görebiliyor musunuz? Aslında biraz güneş var. Çünkü akşam çekersem rengini yansıtamayabilirim diye düşündüm. Bakın kaç tane yeni yapraklar çıkardı. 3 tane. Bunlar da eski yaprakları. Bunu henüz kesmedim ama bunu keseceğim. Şunlar da eski yaprakları. Tabii üstlerine maloz düştüğü için bu şekilde oldu. Yırtıldılar yapraklarımız. Sarardılar. Ama bakın, bunları daha sonra keseceğim ama yeni yapraklar çıkarmasını bekledim. Bakın görmüş olduğunuz gibi tüm gün güneşte ve yaprak rengi inanılmaz güzel görebiliyorsunuzdur. Çok güzel bir hal aldı. Bu şekilde renklenmesini istiyorsanız, normalde bu bitkimiz için esintiyi sevmeyen bir bitki, rüzgar akımını sevmeyen bir bitki olduğu söylenir. Ama ben buna inanmıyorum. Çünkü benim balkonumda esinti vardı ve bu yeni yere taşındıktan sonra da tüm gün güneşte olmasına rağmen ve burası da bayağı bir rüzgarlı bir yer olduğu için de hiçbir zarar olmadı. Bakın yaklaşık 1,5 ay içinde bu şekilde 3 tane yaprağı çıktı ve ortadan da yeni bir yaprak çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kavçuk çiçeğim bu şekilde gelişip büyüdü çok şükür. Güzel hal aldı diyeyim. Toprağımda bakın yavaş salınımlı gübre de var arkadaşlar. Çünkü burada istediğim gibi bitkilerimle bakın ilgilenemiyorum. Onlar
Bu şekilde yeni yerlerindeler şu anda. Tüm gün güneşte olmalarına rağmen şu anda iyiler. Sukulentlerimde biraz sıkıntılar var. Tam gün güneşe alışmaları biraz zaman alıyor. Salon bitkilerim de burada aşırı rüzgar olduğu için bazı bitkiler tüm gün rüzgarı sevmiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok rüzgar var burada ve bu şekilde hepsine, bitkilerime destek çubukları koydum çünkü rüzgardan kırılmalarını istemiyorum. Bugünkü kavçuk bitkisinin bakımını sizlerle paylaşmış oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ve videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz benim geri dönüşüm kanalım var. Güney Mumoğlu. O kanalımı da ziyaret ederseniz çok çok mutlu olurum. Çünkü depremden dolayı yeni bir düzen oturtamadım. Henüz o kanalıma video atamıyorum. Destek amaçlı o kanalımdaki videoları izlerseniz çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.